Değerli izleyenler, iyi haftalar diliyoruz. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bu hafta haftanın başında diş sağlığını, ağız ve diş sağlığını ve evde diş bakım tedavisini, evde diş tedavisini konuşacağız. Birçok aslında alt başlığımız var bugün. Öncelikle bir ağız ve diş sağlığı bakımından girerek hekime gidemeyen, kliniğe, diş muayenehaneye gidemeyenler için verilen evde diş tedavisi hizmetlerinden bahsedeceğiz. Aslında diş öyle ki insan bir şeyin değerini kaybedince anlar deniyor ya, işte diş de aslında bunlardan biri. Son dönemlerde aslında ağız ve diş sağlığına yönelik oldukça fazla farkındalık çalışması yapılmasına rağmen, onca ağız ve bakım ürünü olmasına rağmen maalesef Türkiye istediği seviyede olmadığı da görülüyor. Görülen istatistiklere göre bu konu hakkında da değerli hocamızın fikrini soracağız. Kim bugünkü konuğum? Doçent Doktor Ali Çağan Yücel. Kendisi de endodonti uzmanı ve tabii ki de diş hekimi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ali Çağan Hocam, günaydın. Günaydın. Öncelikle izleyicilerimize endodontinin ne olduğunu tanımlayarak girmek isterim. Belki bilmiyorlardır. Diş hekimleri arasında da branşlaşma var çünkü. Evet, diş hekimliğine ait yaklaşık 9 tane branşımız var. Bu yeni uzmanlık olarak geçti hükümetimiz tarafından. Artık uzman olarak çalışabiliyoruz. Devlet olarak kadrolar da verildi. Endodonti, pulpa hastalıkları, pulpa nedir diye soracaksınız. Dişin içindeki sinirlerin iltihabıyla ilgilenen bir bilim dalı. Endo zaten iç demek. Donti de dişin Latince ismi. Dişin içi manasına geliyor. Yani kısaca halkımızın anlayacağı şekilde kanal tedavisi uzmanıyız. Tıp terminolojisi, küçük bir tıp terminolojisi eğitimi de vermiş oldunuz bize. Şimdi aslında açılış anonsu söyledim. Hakikaten ağız ve diş sağlığı ile çok farkındalık çalışmaları yapılıyor. Devletimiz ağız ve diş bakımına yönelik ciddi oranda yatırımlar arttı. Çok branşlaşmış hastaneler var. Ürünler arttı. Yani kişilerin ağız ve diş bakımını yapabilmeleri için çok göz alıcı ürünler var aslında. Bir markete gittiğinizde, bir eczaneye gittiğinizde görüyorsunuz. Bilmiyorum, bunlara istinaden baktığınızda Türkiye'de ağız ve diş bakımında bir artma olduğunu siz görüyor musunuz? Şimdi şöyle, başvuran hastalarımıza bakarsak maalesef böyle bir artma söz konusu değil. Neden değil? Çünkü diş bakımı çocukluktan kazanılması gereken bir alışkanlık. Aynı kitap okumak gibi. Kitap okumayı ilkokulda öğretmenlerimiz verdiği sürece kitap okuma alışkanlığını kazanabiliyoruz. Diş hekimliği de böyle, diş bakımı da böyle. Küçük yaşta alışmazsak maalesef ki diş bakımımızı ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Yeterli miktarda özen gösteremiyoruz. Aman bugün fırçalayamadım, yarın fırçalasam olur. İşte 6 ayda bir kontrole gitmemiz gerekiyor diş hekimine. Neden gitmemiz gerekiyor? Çünkü kısa dönemde oluşabilecek problemlerin çözümü hem diş hekimi, hem hasta, hem de mali açıdan çok daha kolay. Aksi takdirde işler büyüyor, işte diş kayıplarına gidiyor. Diş kayıplarından sonra implantlar yapılıyor, protezler yapılıyor. Sonuçta olay silsile halinde büyüyor. 6 ayda bir kontrole gidersek oluşabilecek küçük çürüklerin de anında müdahalesiyle ağız diş sağlığımızı koruma imkanımız mevcut. Bizde biraz şunu da görüyor musunuz? Nasılsa bende bir sürü diş var. Yani nasılsa evet, o 32 tane bir var. Sürü daha var diye onu sonuna kadar aslında altında yatan nedenlerden biri. Nasılsa bir sürü var. Aman o çürüse ne olur? Yani başka bir organımız olsa tamam. Hani bir evet, göz 2 tane ama var. Diş 32 tane var. Diş 32 tane var. Dolayısıyla bir tanesinin kaybı çok fazla sorun yaratmıyormuş gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda çok daha büyük problemler yaratıyor. Çünkü bir diş kaybı olduğu zaman organizmamız, vücudumuz onun yerini kapatmak için çeşitli şeyler yapıyor. Nasıl yapıyor? Yani kayıp olan dişlerin yanındaki dişler sağa sola doğru hareket etmeye başlıyorlar. Alttaki veya üstteki diş hangisi kayıpsa onun karşı tarafındaki diş yukarıya doğru uzamaya veya aşağı doğru uzamaya çalışarak orayı kompanse etmeye çalışıyor. Dolayısıyla farklı olabilecek normal ağız yapısının dışında olan şeylerde diş kayıplarını arttırabilen sebepler. Yani bir diş kaybı diğer dişlerin kaybına da sebebiyet verebiliyor maalesef. Ben diş kayıpları aslında neden kaynaklanıyor diye bir devam sürecine girecektim. Sizden biraz daha detaylı öğreneyim. Türkiye'de diş kayıplarının asıl nedenleri nedir? Burada tabii bir koruyucu sağlığa fazla önem vermediğimiz aşikar zaten, evet, ama özellikle dişte. O bağlamda. Şimdi Türkiye'de yapılan şey daha çok tedavi amaçlı bir diş hekimliği var Türkiye'de. Yani bunu önlersek önlemeye yönelik tedaviler yapmamız gerekiyor. Bu daha basit ve daha çünkü diş hekimliğin %90'ı yurt dışına bağımlı olarak çalışıyoruz. Bütün malzemelerimiz dışarıdan geliyor. Türkiye'de fazla bir şey üretilemediği için. Dolayısıyla hem devletimize hem milletimize daha fazla zarar vermemek için bu koruyucu yöntemlere daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Koruyucu yöntem dediğimiz şey ne? Çok basit.
bir diş macunu ve diş fırçası ve bir de diş ipi kullanacağız. Dolayısıyla peki, bunları çocukluktan itibaren başlayacağız. Yani çocuğun ilk dişleri çıktığı andan itibaren tabii çocuk onu fırçalayamayacak. Bizimle beraber gelecek banyoya. Biz fırçalarken seyredecek yavaş yavaş. Onun eline bir tane fırça vereceğiz. Zaten çocuklarda ilk başta ısırma alışkanlığı vardır. Ne verirseniz verin eline götürür. Dolayısıyla küçük fırçalarla bu diş fırçalamaya alıştırabiliriz. Beraber gidebiliriz. Diş sayısı arttıkça çocukta, çocuk oynadıktan sonra biz dişimizi fırçaladıktan sonra onun da dişlerini böyle güzel yavaş yavaş fırçalayabiliriz. Tabii macunsuz fırçalamamız gerekiyor. Şimdi yeni çıkan diş macunlarımız var tabii ki. Onlarda flor oranı azaltılmıştır. Hiç yok hatta flor. Çünkü flor vücutta biriken bir materyal olduğu için çocuklarda yutma alışkanlığı olduğu için tükürmemiz gerekiyor onu. Çocuklara tükürme alışkanlığı olmadığı için florsuz diş macunlarıyla dişimizi fırçalayabiliriz. Şimdi bir dönem florlu diş macunları tabii flor çok revaçlıydı. Mutlaka evet. flor aranması yararlı. Gerekiyordu evet. Diş macunlarında. Şimdi süreç ilerledikçe tıptaki bir sürü aslında var olan bilgilerimiz değişiyor. Flor da onlardan biri. Florsuz diş macunlarına bir dönüş var diyebilir miyiz burada? Yok, florsuz diş macunu bir yarar getirmez bize. Çünkü flor yutmuyoruz biz. Önemli olan şey burada yutmamak floru. Dişimizi lokal olarak fırçalayıp onu tüküreceğiz. Özellikle çocuklar için o zaman. Çocuklar için. Dediğiniz. Çocuklar tükürmeyi bilmezler. Dolayısıyla ona yutarlar. Onlara o yüzden florsuz veriyoruz. Peki nasıl o florun etkisini kazandıracağız çocuklara? Yani Tükürmeyi öğrendikten sonra yavaş yavaş yaş gruplarına göre diş macunları var. 0-3 yaş için var, 3-6 yaş için var. Onlar da yavaş yavaş flor yükseliyor. Niye? Çünkü tükürmek öğrendiği için çocuklarımız. Tükürerek o florun zararlı etkisinden kurtuluyor. Tabii diş macunu yiyemiyoruz biz. Ne kadar diş macunu koyacağız? Burada koyacağımız diş macunu da önemli. Evet, orada bir mercimek tanesi kadar diş macunu koymamız gerekiyor ki çok fazla miktarda hem köpürmemesi lazım aslında. Diş macunları reklamında gösterirler böyle diş fırçasının boylu boyunca sürerler diş macununu. Öyle bir şey yok tabii neden ki. Neden öyle yapıyorlar? Reklam tabii tabii. Tüketim şeyi tamamen. Diş fırçası kuru olacak. O çok önemli. Çünkü ne kadar sonra köpürürse diş macunu o kadar çok dişimizi fırçalayabiliriz. Köpürdüğü zaman içindeki nane tadı bizi rahatsız etmeye başlıyor belli bir süre sonra. Çünkü 2 dakika fırçalamamız gerekiyor ama çoğunluğumuz ben size söyleyeyim fırçalamadaki. Ben kendimkini tuttum. 35 saniye civarında bir fırçalama süremiz var. Siz de evde deneyebilirsiniz. Biz ne kadar? 2 dakika deniyor bir de. 2 dakika diyoruz ama 2 dakika gerçekten diş fırçalamak için uzun bir süre. Biz onu fırçaladık diye geçiyoruz ama maalesef tuttuğumuz zaman belki 30 saniye ile 35 saniye arası diş fırçalıyoruz. Günde 3 kere fırçalayanlar için hani 30 saniye falan ideal bir süre ama günde bir yok. Kere 30 saniye şöyle içindeki saniye. Flor miktarı florun dişe etki etmesi için 2 dakika fırçalıyoruz onu orada. Yani her şey flora uygun. Her şey flora uygun. Evet. Biz çünkü orada florun gerçekten diş çürüğüne engellediği bilimsel bir gerçek. Hatta yeni oluşmuş beyaz lezyonlar dediğimiz böyle çürük oluşmadan önce dişin üstünde opak noktalar oluşur. Onların yeniden çürük oluşmadan yeniden diş haline gelebilmesi için remineralizasyon diyoruz biz buna. Onun için florun katkısı tartışılmaz. Bu bir bilimsel orada olarak. Orada o zaman bir soruyla yanlış bir giriş olmuş olabilir. Yani flor vücutta birikebilen bir madde ama sonuçta tükürükle biz bunu attığımız için herhangi bir zararı yok. Tabii tükürerek atıyoruz. Tükürerek atıyoruz. Hı-hı. Florlu diş macunları o zaman kesinlikle. Tabii ki de kullanılacak. Kesinlikle. Zaten flor oranı hepsinde. Hemen hemen biz zaten diş macunlarında hocam flor var. Flor var tabii. Florsuz miktarı bir diş macunu var. Var işte çocuklar için olanlarda var florsuz. Bizim için bir yarar yok onun florsuz olmasının. Yani sadece mekanik olarak temizleriz ama çürüklere karşı bir önlem meydana gelmez. Ayrıca biz çocuklar için zaten ekstradan flor jellerimiz var bizim. Flor jellerimizi sürüyoruz dişlerine ki dişlerin dayanıklılığını arttıralım diye. Yani floru biz dışarıdan da veriyoruz. Sadece diş fırçalamayla değil. Çocuklar geldiği zaman onlara 6 ayda bir en azından flor uygulaması yaparak dişlerin dayanıklılığını arttırmaya çalışıyoruz. Bir de ben şimdi özellikle çapraşık dişlilik için, sorunlu dişler için tamam diş fırçalama var ama genelde düzgün dişleri inci gibi deriz ya inci gibi dişleri olanlar için çapraşık dişler için de herhalde mutlaka diş ipi öneriliyor değil diş mi? İpi. Diş ipinin tam fonksiyonunu da alalım. Kullanmak birçok diş ipi kullanmayan düzenli dişini fırçalayıp diş ipi kullanmayan da çok insanımız var. Hı-hı. Diş ipi kullanmak ekstradan ne gibi katkı sağlar, fayda sağlar? Şimdi diş ipinin şöyle bir özelliği var. Diş fırçasının ulaşamadığı yerler var ağzımızda. Bunlar nereler? İki dişin birbirine değdiği noktalar. Buraya diş fırçasının değmesi, ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla o bölgede temizlememiz için bir cihaza ihtiyacımız var. Bu da diş ipi olarak sağlıyoruz. Bunu günde bir kere en azından yatarken, televizyon seyrederken, o daha da uzun bir işlem çünkü 2 dakika falan değil. Çünkü her diş arasına
girip orayı temizlememiz gerekiyor. Bunu günde bir kere yatmadan önce tabii devamlı yapamayacağımız için hayatımız boyunca. En azından yatmadan önce televizyon seyrederken, işte başka bir şey yaparız, başka bir şey kitap okurken de yapabilirsiniz bunu. Diş ipini muhakkak kullanmamız gerekiyor. Bunu da tavsiye olmuş olalım. Ya bunlar şart olan şeyler. Yapılması şart gereken olan şeyler, evet. Ama hala orada büyük bir eksiğimiz tabii var. Tabii eksiklik var, çünkü tamamen işte çocukluktan gelen bir alışkanlık bu maalesef, diş fırçalaması. Onu yeterince veremediğimiz için bu çürüklerle başımız maalesef dertte. Peki. Bir de şöyle bir kanı var herhalde. Diş çektirmek sorunu ortadan kaldırıyor mu? Şimdi diş tabii çürümesin istiyoruz. Bir de diş eti hastalıkları var. Onu da ayrıca sormak istiyorum ama diş çektirmek sorunu ortadan kaldırır gibi bir kanı var. Yani bazen hekimlerimizin maalesef dişi kurtarmak yerine kolaylıkla diş çekebildiğini de ben de şahidim. Yani buna birçok arkadaşımız giden hastalar da şahitler. Bununla ilgili hastalarımızın biraz bilgi düzeyini ben arttırmak istiyorum. Yani diş hangi durumda gerçekten çekilmeli? Hasta bunu kendi nasıl anlayabilir? Ya da doktora neler, diş hekimine neler sormalı ki bu diş kaybının önüne geçebilir? Şimdi şöyle, orada işte biz devreye giriyoruz endodontistler olarak. Şimdi kanal tedavisi dediğimiz iş dişin en son raddesinde artık, evet, ağızda tutmak için yapılan bir tedavi. Duruma göre büyük apseleri bile iyileştirdiğimiz vakalar mevcut. Tabii tedavi süresi diğerlerine göre biraz daha uzun sürüyor. Diş çekimi sorunu ortadan kaldırır mı? Diş çekimi çekilmiş, yani dişteki problemi ortadan kaldırır ama diğer bölümleri, diğer yerlerdeki problemlerimizi arttırır. Nasıl arttırır? Orası çekileceği zaman oraya muhakkak bir protez yapılması gerekecek. Protezlerde işte implantlar var şu anda. Bir implant yapıyoruz. Yapay diş kökü diyelim ona. Yani olağan kökümüzü çekiyoruz biz. Oraya yapayını koyuyoruz. Dolayısıyla işlem daha da karmaşık hale geliyor. Hem daha pahalı oluyor. Hem daha pahalı. Hem de çok daha sağlıklı değil. Çünkü implant sistem ayrıca açık bir yalan aslında. Kesinlikle. Yani onu söylemek kesinlikle lazım herhalde. Kesinlikle. Çünkü yaklaşık çok çeşitli implantlar var artık Türkiye'de. Herkes tutturabildiği fiyattan implant yapmaya başladı. Bu da tabii ilerleyen dönemde bizim başımızı bayağı ağrıtacak gibi bu geliyor bana. Hakikaten bir vatandaş nasıl anlayacak dişinin gerçekten son raddeye geldiğini, gerçekten implant yapılması gerektiğini? Hekimine tabii ki de güvenecek, güvenmek zorunda. Yani 2-3 diş hekimi dolaşmasının da çok da kolay bir tabii işlem öyle değil. Bir şey var. Şimdi mesela 2-3 diş hekimine giderseniz herkesin görüşü farklı olabiliyor. Evet. Mesela bana gelen hastalara ben diş çekimini çok fazla önermiyorum. Biz sadece kök kalmış dişleri bile iyileştirip üstüne protez yaptığımız vakalarımız makbul olun aslında var. O tabii korumak, ki. Dişi korumak. Çünkü diş koruduğu zaman çene kemiğimiz de korumuş oluyoruz. Yani çene kemiği, alveol kemiği dediğimiz çene kemiği diş olduğu için var. Diş olmazsa oradaki kemik de kendi kendine rezorbe oluyor, yok oluyor. Daha sonra yapılacak implantlarda işte sinüs dediğimiz o aşağı doğru sarkıyor. Onun yukarı kaldırılması, kemik tozları konması falan gibi işlem daha böyle komplike hale geliyor. O yüzden mümkün olduğu sürece dişlerimizi korumaya, diş hekimi olarak da korumamız gerekiyor. Aksi takdirde işler, tabii maddiyat önemli burada. İmplantın fiyatıyla kanal tedavisinin fiyatı arasındaki büyük farktan dolayı hekimlerimiz daha çok implanta yöneliyorlar. Biraz da şey, bir de şöyle bir şey var, pardon sözünüzü kestim. Diş çekimi fiyatıyla da endodontik tedavi arasındaki fiyat farkı olduğu için hastalarımız boş verin bende 32 tane var bu dişi çekelim tarzında bir şey ile istekle geliyorlar ama biz tabii kurum olarak bunu çok fazla bakmıyoruz. Biz yani etik olarak da kullanabileceğimiz bir dişi niye çekelim diye öyle bakmadığımız hastalarımızda maalesef var. Biraz da dişte şöyle, dişte özele gitmeye daha meyilliyiz her zaman, özel kliniklere, muayenehanelere, diş hastanelerine. Çünkü kamuya gittiğiniz üniversite hastanesi, kamunun özel diş hastaneleri var. Çok sıra bekliyorsunuz. Aylar sonraya size gün veriyorlar. O yüzden biz belki orada diş kaybetmemek için daha uzun süreler çalışılıyor. Yani mücadele hekim dişi kaybetmemek için belki daha fazla gerekeni, doğru olanı yapıyor ama özel kliniklere gittiğinizde orada biraz işin içine başka problemler yani herhalde. Yok, ben ona çok katılmıyorum. Üniversite hastaneleri için geçerli olabilir bu dediğiniz şey. Yani daha çok uğraşıyorlar. Çünkü sonuçta bir bilimsel yayın yapmaları gerekiyor öğretim üyelerinin yükselebilmek için. Zamanında ben de yaptım çünkü oradan biliyorum. Onu uğraşıyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Ama inanın biz kendi hastanelerimizde de aynı prosedürü uyguluyoruz. Yani biz amacımız para kazanmak değil, hastanın sağlığına, evet, kavuşması. Ben bunları niye ifade ettim? Çünkü bize de çok hani
sorular geliyor, böyle şüpheleri olan çok insan var. O yüzden ben bunu zikretmeyi her anlamda kendime de bir borç bildiğim için zikrettim. Siz özel bir kliniktesiniz çünkü. Hani kesin de yanlış evet. anlaşılsın. Yok hayır, ben biz zaten üstümüze alınmıyoruz. Yani evet, böyle bir kanı olduğu için bunu da ben ifade etme gereği düşündüm açıkçası. Şimdi... Çocukluktan başlayacağız dedik. Burada annelere, babalara, ebeveynlere çok iş düşüyor. Ona model olacak. Hem kendi yapacak hem de çocuğuna model olacak. Bir de doğru fırçalayacak. Bir de emziklere dikkat edecekler. Emziklere. Evet, çünkü şimdi normalde çürük yapıcı mikroorganizmalar insan vücudunda bulunmuyor. Bu dışarıdan gelebilen mikroorganizma. En çok kaynağı da maalesef emzikler. Mesela evet. emzik yere düştüğü zaman bazı annelerimiz kendi ağzıyla temizleyip bebeğe veriyorlar. Dolayısıyla kendi ağzındaki mikroorganizmaları bebeğe nakletmiş oluyorlar. Emzikler, pipetler, ağızdan ağza olabilir. Öpmeler mesela çocukların yanaklarından, dudaklarından böyle anneler severler hani böyle evet. oy oğlum diye aslında veya kızım diye. Orada işte maalesef ağzımızdaki mikroorganizmaların da bebeğe geçmesine sebebiyet verebiliyoruz. O yüzden o da çok önemli. Tekrar buradan anneleri babaları evet. uyarmış olalım. Peki ben bir de diş eti hastalıklarını şimdi... Diş eti sorunu da çok ciddi oranda bizim problemlerimizden biri. Diş çürüklerine de neden oluyor ama burada bir diş eti hastalıklarının nedenlerini de hemen size genel olarak sormak isterim. Diş çürüklerine, diş kayıplarına ne kadar etkiliyor bu diş eti hastalıkları? Biraz bilgi verir misiniz? Şimdi diş eti hastalıklarının şöyle bir özelliği var. Dişlerde çürük olmadan da dişleri kaybedebiliyoruz. Çünkü diş eti hastalıkları dişin çevre dokusundaki hastalıkları ifade ediyor bize. İşte sadece diş olarak bakmıyoruz biz. O yüzden 9 tane branşımız var. Dişin çevresinde de bir sürü doku var. Onların iltihabıyla dişler zamanla sallanmaya başlıyorlar. Burada tabii en büyük sebep dişimizi maalesef fırçalamamamız. Yani her şeyin başı aslında fırçalama. Diş etlerimizin %90 sebebi dişlerimizi maalesef eksik fırçalamamızdan kaynaklanıyor diş eti hastalıklarımız. Bir de tabii sigara bu durumda önemli. Çünkü sigara var olan diş eti hastalığını gizleyen bir madde. Dolayısıyla sigara içtiğimiz zaman diş etlerimiz sağlıklı gibi gözükse de aslında içten içe sağlığını kaybetmiş vaziyetteler. Hiç bunun farkında değiliz. Farkında değiliz çünkü diş etlerimiz keratinize oluyor ki yani böyle sertleşiyor diş etlerimiz. Dolayısıyla hastalık kendini gizleyebiliyor. Sigarayı bıraktıktan sonra diş etlerimizde böyle bir gevşeme falan tarzı oluyor. Aslında diş eti kendini topluyor. Dolayısıyla o zamanlar ortaya çıkıyor. O yüzden yani yapabileceğimiz şey dişimizi fırçalamak, 6 ayda bir kontrol. Bunu da tekrar vurgulamış olalım. Vaktimiz kalırsa biraz diş bakımı ile ilgili pratik uh-huh. bilgiler size soracağım ama bizim asıl aslında bugünkü konularımızdan biri de evde diş bakımı, evde diş tedavisi hizmetleri. Şimdi sizin kurumunuz da bu hizmeti veriyor Türkiye'de. Şimdi bir kere şunu sormak isterim. Diş hekimine tabii bazı hasta grupları gidemiyor. Kimler diş hekimine genelde gidemeyecek durumda? Siz evlere gittiğiniz için diş bakımı tedavilerine ne gibi tablolar karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla yaşlı bireylerimiz de artıyor. Evden çıkamayacak durumda olan yaşlı bireylerimiz var. Gene bedensel engelli hastalarımız mevcut. Onların evden çıkamadığı durumlar mevcut oluyor. İşte biz bunları düşünerek başladık 2013 yılında Kasım ayında. Ondan sonra baktık diş hekimi fobisi olanlarda da böyle bir istek meydana geldi. İşte ben evinde oradan, daha mı rahat ediyor? Evinde tabii insan daha rahat ediyor ama biz tabii çok rahat edemiyoruz. Siz edemiyorsunuz orada. Çünkü şöyle bir sıkıntı var orada. Burada hastadan biz bilgi alırken hastalarımız bazı hastalıklarını söylemiyorlar. Aslında o bizim için çok zarar. Orada gidip gördüğümüz zaman o hastalıkları sorduğumuz zaman aslında maalesef işlem yapamadan geri döndüğümüz durumlarda mevcut olabiliyor. Mesela sarılık bunlardan bir tanesi. Biz orada sonuçta biz aletörle çalışıyoruz. O dönen hani herkesin çok sevdiği sesi çıkartan alet. Onun ismi aletör. Onunla çalıştığımız zaman o su ve havayla çalışan bir materyal. Ve ortama bir aerosol dediğimiz sprey tarzında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla havadaki hepatit evdeki herkese bulaşacağı için tabi hastane şartında onları maalesef bakmamız gerekiyor. Bir kere öncelikle böyle bir ihtiyacı karşıladığınız için teşekkür ediyoruz. Hani gerçekten evde diş bakımı gidemeyen özellikle yaşlı hasta grubu işte ve diğer hasta grupları için çok önemli, zihinsel engelli özürlük vatandaşlarımız için evet. de çok önemli. Böyle bir ihtiyacı karşılamak çok güzel. Devletimizin var mı böyle ihtiyacı? Devletimizin böyle bir uygulaması mevcut değil maalesef. Biz özel sektör olarak bu yüzden bu açığı gördük başladık. Eskiden sektörlerde daha bir kolaylık sağlanıyordu. Bu dönemde işte sektörlerde bir sıkıntı olduğu için baktığımız hasta miktarı biraz daha düştü. Çünkü maddiyat önemli burada.
Devletten aldığımız para bizi bu işlemi yapmamız için, ya fark almadan yapıyorduk biz bunu zaten. Sadece devletimizin vermiş olduğu ücret karşılığında yapıyorduk. Tabii şu anda bunların hepsini maalesef hastamızdan karşılamak zorundayız. Çünkü sevk almakta gerçekten zorlanıyoruz. Bundan da aslında bir... Böyle bir sorunu da dile getirmiş olalım biz bu vesileyle. Evet. Aslında evde bakım hizmetleri Türkiye çapında gerek belediyeler gerek kamu tarafında arttı ama herhalde dişi de bunu yavaş yavaş diş hizmetine dahil etmek gerekiyor herhalde. Diş biraz daha zor çünkü özel zorluklu ekipman gerekiyor. Eve gelmesinde çok fazla ekipman gerekiyor. Bizim mobil ünitlerimiz var. Mobil ünitimizi getiriyor böyle bir çanta şeklinde. İçinde her şey var. Bir tane diş hekimi var ekibimizde, bir tane yardımcı personel var, diş hekimi yardımcı personeli var, bir tane sağlık personelimiz var, bir tane de tabii ulaşımı sağlayan sürücümüz mevcut. İki tane ekibimiz var, 7-24 bu hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii hemen ulaşamıyoruz İstanbul şartları sebebiyle. Ya ekibimiz tedavide oluyor, biraz bekletmek zorunda kalıyoruz ya da işte ummadık bir trafik meydana geliyor. Dolayısıyla tabii çok şey olmuyor. Verdiğimiz saatte olamadığımız durumlar olabiliyor. Onlar artık İstanbul kadar için konuşuyoruz. İstanbul trafiği içinde ve evet, genel popülasyon içinde normal olarak artık biz karşılıyoruz. Onu söylüyordum. Bir de mesela biz bu işte engelli bireyleri ve yaşlılara başladık ama işi yoğun olan iş adamlarımız için de bu hizmetimizi verdiğimiz hastalarımız var. Mesela yoğun iş temposundan dolayı diş hekimine gidemeyecek, toplantılardan dolayı diş hekimine gelemeyecek hastalarımız var. Onlara da gidiyoruz. İki randevu arasında ya iki toplantısı arasında diş taşlarını temizliyoruz, gerekli bakımını yapıyoruz ve yerimize geri dönüyoruz. Şimdi ona gelecektim. Madem evde, iş yerinde diyelim, tedavi hizmeti veriyoruz. Hangi kalem diş tedavi hizmetlerini veriyorsunuz? Ekipman, yani ne kadar ekipman taşıyarak bu hizmetleri veriyorsunuz? Yani şöyle, büyük cerrahi operasyonlar hariç ya da büyük kanal tedavileri hariç, acilini yapıyoruz kanal tedavisini tabii ama bazı aşamalarda röntgen çekilmesi gerekiyor. Röntgen gereksinimi olan vakalarda tedavimiz, acil tedavimizi orada yapıyoruz. Daha sonra kendisinin müsait olduğu zaman da kliniğimize alıyoruz hastalarımızı. Orada tedavi ediyoruz. O mesela zaman, implantı falan orada yapamıyoruz tabii doğal olarak. O zaman en basit neleri yapıyoruz? Yani mesela diş taşı temizliklerini yapabiliyoruz. Diş beyazlatmalarını yapabiliyoruz. Küçük dolguları yapabiliyoruz. Acil durumlarda, diş kırıklarında işte çok ağrısı olduğu vakalarda acil müdahalesini yapabiliyoruz bunların. Yaşlı bireylerde, engelli bireylerimizde mesela ağzı hiç diş olmayanlarda protezini yapabiliyoruz. Geri kalan işlemlerimizi maalesef hastanemizde devam ediyoruz. En azından transportasyonda alıyoruz hastamızı, geliyoruz hastanemize yapıyoruz, geri bırakıyoruz evine. Bazıları için de acil çözümü hemen evinde sunmuş evet, oluyorsunuz. Uygun olduğunda da hastaneye zaten gelebilecektir diye düşünüyoruz. Şimdi özellikle diş tedavisi titizlik ve hijyen gerektiren bir tedavi. Peki evde bu kadar hijyeni, titizliği sağlamak hastaneye göre daha zor oluyor mu? Eşitleyebiliyor muyuz? Tabii ki daha zor ama belli prosedürlerimiz var. O prosedürleri yerine getirdiğimiz zaman belli sterilizasyon prosedürlerimiz var. O prosedürleri yerine getiriyor. O yüzden zaten her şeyi yapamıyoruz. Yeterli hastane şartları olmadığı için her şeyi yapamıyoruz. Yoksa her şeyi orada da yapabiliriz ama sterilizasyon en büyük problem oluyor. Daha ortamı sterilizasyon diye. Yani bizim sterilizasyonumuzda bir sıkıntımız yok. Biz kendi aletlerimiz, her şeyimiz steril zaten. Ortamı sterilizasyonda sıkıntı olduğu için ortamdan kaynaklanacak enfeksiyonları engellemek açısından o yüzden her şeyi yapamıyoruz. O zaman gittiğiniz bir iş yerinde, bir evde diş tedavisi yapmak için siz ne arıyorsunuz hekim olarak? Yani gittiğiniz yerden ne beklersiniz? Şimdi şöyle bir şey, biz ilk önce doğru bilgi istiyoruz maalesef hastalarımızdan. Varsa doktorların isimlerini, çünkü hastalarımızın anlayamadığı ya da bilmediği bir iki bizim için önemli olan, kendince bir sıkıntısı yoktur ama bizim için önemlidir. O yüzden doktorlarının ve onlarla ilgili sağlıklarıyla ilgili bilgi alabileceğimiz kişilerin telefon numarası önemli bizim için. Sistemik hastalıklarının mutlaka doğru söylenmesi gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklar hem bizim için hem çevresi için. Biz gerçi kendimizi koruyoruz ama sonuçta bir iş yerine gittiğiniz zaman o dediğim aerosolden dolayı havada asılı kalıyorlar onlar. Dolayısıyla her gelen kişi mesela bir uçuk olsanız bile, hastalığı uçuk olsa bile o aerosolle oraya giren herkes de uçuk meydana gelebilir. O yüzden bunların çok iyi bize bildirilmesi gerekiyor. Biz de ona göre önlemlerimizi alıp öyle gitmemizde fayda var. Aksi takdirde hastalarımızdan fazla bir şey. Doğru bilgi bizim için çok önemli.
O zaman siz hastalıklarla ilgili doğru bilgi. Genel vurgulayalım. Hem bütün hastalıklarda, yani diş özelinde değil, hastanın bir sağlık özgeçmişini gerçekten bilip ne olursa olsun, branş hekimi olsun, bu diş hekimi de olabilir, başka bir branş hekimi de olabilir. Sıkıntısını, kullandığı ilacı mutlaka söylemesi gerekiyor. Hem kendi için hem karşıdaki için ve sağlık çalışanın koruması için. Bizim hukuki sorumluluklarımız var tabii ki. Onlar da suistimal olmasın diye. Hem kendi sağlıkları açısından. Yani çünkü biz de hekimiz. Diş hekimleri de çok fazla görülmese bile biz de hekimiz. Ve bizden bize verilebilecek herhangi bir bilgi başka bir tarafa gitmez. Yani bu hasta haklarını korumada biz de en az hekimler kadar dikkatliyiz. Dolayısıyla bize lütfen gittikleri zaman, geldikleri zaman veya herhangi bir diş hekimine gittikleri zaman lütfen açık olarak her şeyi söyleyemeleri gerekiyor. Dişi alsa sadece ağız diye de bakmamak lazım. Bir bütün beden ve bedendeki birçok sorun aslında ağız probleminden kaynaklanıyor. Ağızdaki birçok sorun bedendeki diğer sorunlardan kaynaklanıyor. Diğer organlardaki biraz buna bütün... biz de bütün olduğunu hissedersek bu bilgileri de herhalde vermemiz daha kolay oluyor. Yani birkaç bununla ilgili örnek isterim. Yani bedendeki hangi problemler ağızdaki bir problemi ve ağızdaki hangi problemler bedendeki başka problemleri neden alıyor? Şimdi şöyle ağız saatin aynasıdır diye bir eskilerin söylemiş olduğu bir laf var. Çok güzel bir laf bu. Ağzımız eğer sağlıklı olmazsa en baştan mide rahatsızlıkları çekmeye başlıyoruz. Neden mide rahatsızlıkları çekmeye başlıyoruz? Çünkü çiğneyemiyoruz yemeklerimizi. Çiğneyemediğimiz için bütün yutmaya başlıyoruz. Bütün yutmaya başladığımız zaman da işte aslında sindirim ağızda başlıyor. O bölümü atlamış oluyoruz. Dolayısıyla midemizde bir sürü rahatsızlıklar meydana gelmiş olabiliyor. Mesela diyabette ağızla ilgili belirtileri var. Kendine has bir ağız kokusu vardır diyabet hastalarının. Aynı şekilde böbrek hastalarımızda da kendine has bir ağız kokusu vardır. Hastalar mesela bazı hastalar bunun bilincinde değillerdir ama ağız kokusuyla bize geliyorlar. Benim ağzım kokuyor, ne yapabiliriz diye doktor bey. Biz gönderiyoruz dahiliye. İşte öyle şeker hastalığı çıkan, işte böbrekte rahatsızlığı çıkan hastalarımız da mevcut. Siz orada bir anlamda ön teşhis için yönlendirme yapıyorsunuz. Bu açıdan da çok kıymetli bir diş hekiminin muayenesi mesela, bile bazen ne kadar kıymetli leusemi oluyor. Hastalarında çok önemli. Diş etleri çok şey olduğu için, hassas olduğu için kanamalara karşı. O vakalarda da işte hastanın ağzında sebepsiz kanamalar meydana geldiği zaman biz bir şekilde dahiliye uzmanına ya da hematoloji uzmanına bunları yönlendiriyoruz. Bir şekilde gidin bir muayene olun bir bakalım şeklinde öyle vakalarımız var tabii ki. Onları da bildirmiş olalım. Şimdi tekrar ben evde son cümlelerinize tekrar evde ve iş yerine gidiyorsunuz. Her yere aslında gidiyor. Her yerin diş tedavisi. Diş tedavisine döneceğim ama dişle ilgili merak edilen yanlış yapılan bazı uygulamalar var. Ağız ve dişi sağlığımı iyi edeceğim diye. Mesela bazıları tuzla fırçalar, karbonatla fırçalar, beyaz olsun diye. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi beyazlık biraz göreceli bir kavram. Neye göre beyaz? Yani herkesin ten rengine göre bir beyazlık anlayışı var. Mesela benim diş rengim sizden biraz daha beyaz durabilir. Çünkü benim ten rengim daha koyu. Dolayısıyla o bir yansımayla meydana gelebilen bir şey. Diş özellikle beyazlatma bu aralar çok moda. Evet. Dışarıda bir sürü malzeme satıyor diş beyazlatma tozu adı altında. Onlar tabii şöyle bir riski var. Onları fırçalıyorlar bilinçsiz bir şekilde ve onlar dişin minesi dediğimiz üstteki beyaz kısmı çiziyor. Çizdiği zaman orada lekelenmeler daha fazla oluyor. Daha geçen gün 3-5 hasta geldi bu şekilde. Hocam ben bu diş beyazlatma tozlarından kullandım. Dişlerim daha çabuk sararmaya başladı. Çünkü orada çizildiği zaman o düzgün yüzey ortadan kalkıyor ve orada daha fazla renklenmeler meydana geliyor. Dolayısıyla tabii onları bir diş hekiminin kontrolünde yapmamızda fayda var beyazlatmayı. Ama beyazlatmadan önce beyazlatma işin estetik kısmı. Temelimiz sağlam olmadığı sürece istediğimiz kadar beyaz dişlerimiz olsun. Onlar çok fazla... Herkesin dişi aynı oranda beyaz olmayabilir. Hepimizin diş minnesinin bize verilen renk de farklı herhalde. Tabii herkesin diş rengi farklı. Bir de yaşlandıkça dişlerimizin rengi koyulaşıyor maalesef. Çünkü minenin altında dentin dediğimiz bir yapı var. O hayat boyu yapılabilen bir materyal dişin içerisindeki. Dolayısıyla onun miktarı arttığı zaman dişlerde daha böyle koyulaşma, yaşla beraber bu meydana geliyor. Estetik kaygısı olanlar için hemen onu da soralım. Doğru diş beyazlatma yöntemi nedir? Şimdi diş hekimine de gittiğinizde size iki tane ya da üç tane seçenek sunuyor. Bunlardan o seçenekleri çok kısa size soracağım. Şimdi şöyle tamamen hastanın ağız sağlığı ile ilgili olarak biz buna karar veriyoruz. Eğer diş etleri sağlamsa, hiç çürük yoksa,
dişlerinde çatlaklar yoksa, çünkü bazen görünmeyen çatlaklar oluyor, biz onu muayeneyle görebiliyoruz. Onlar yoksa, dişler sağlıklıysa o zaman normal beyazlatma yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Materyallerimiz var. Onu sürüyoruz dişimize. Isı ve ışık uyguluyoruz, lazer uyguluyoruz. Dişlerimiz 1-2 ton kadar açılıyor. Ama bunlar varsa maalesef bunları yapamıyoruz. O zaman da işte diş taşlarının temizliği ve Airflow dediğimiz uygulamalarla ya da cila patlarımız var özel. Onlarla bir nevi beyazlatma yapabiliyoruz. Aksi takdirde tabii kaş yaparken göz çıkartıyoruz. Çünkü bir çatlakta kullandığımız kimyasal madde. Çünkü beyazlatma için kimyasal materyaller kullanıyoruz. Onlar dişin içindeki siniri, yani pulpa dediğimiz işin sinirini etkileyerek hastada inanılmaz hastalık, ağrılar meydana geliyor. Onları engellemek açısından doğru teşhis yapacağız. Ona göre planlamamız, ya 3-4 tane seçeneğimiz var bunun için. Eve de verebiliyoruz bazen duruma göre. Evde de diş beyazlatma. Evde de. Bizim kontrolümüzde ama. Öyle bir sistem. Ama önce hastayı görmemiz lazım tabii. Yani şu hastaya şu yapılır, bu hastaya bu yapılır tarzında bir şey yapmamız gerekiyor. Görmeden bir şey söylemek tamamen yanlış. Bu da merak edilen bir konuydu, diş beyazlatma. Onu da sormak istedim. Son 2 dakikama girdim. Hemen tekrar şimdi çocukluktan itibaren bu ağız diş sağlığına önem göstereceğiz. İlerleyen çok uzun yıllar bizi yoksa dişlerimiz terk etmeden... Aslında hamilelik de önemli bizim için. Hemen onunla ilgili notumuzu da alalım o zaman. Şimdi şöyle, hamilelik bizim için çok önemli. Çünkü bayanların diş kaybının en sık rastlandığı dönem hamilelik dönemi. Çünkü niye? Kusmalar var, mide bulantıları var. Mide bulantısından sonra oluşabilecek asit miktarı daha fazla artıyor kustuğumuz için. Çünkü mesela diş fırçalayamayan bile hastalarımız var gebeyken. Çünkü ağzına sokamıyor fırçayı. Dolayısıyla ağız bakımı daha çok ihmal edilmiş oluyor bu durumda. Riskli bir dönem o zaman. Diş çok riskli bir dönem. Evet. Dönemi. O yüzden hamile kalmadan önce, eğer hamilelik planını yapacaklarsa hamileliğimizi, en azından bize bir 6 ay öncesinden gelip diş bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Ayrıca hamilelikte beslenme de önemli. A, D ve B vitamini açısından zengin gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Çünkü diş 4. haftada oluşmaya başlıyor, anne karnında oluşmaya başlıyor. Çok erken oluşabilen organlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla beslenmede, hamilemizin beslenmesi de çok önemli. Bu açıdan hamilelik kesinlikle bizim için hem sorunlu bir dönem. Çünkü hastamız geliyor mesela 8. ayında dişlerinde inanılmaz ağrılar var. Erken doğum riski olabilen bir dönem bu dönem. Mecburen bir şekilde acil tedavisini yapmakla zorundayız. İşte 5 dakikalık işimiz yarım saate uzuyor. Dolayısıyla hem hasta açısından sıkıntılı hem bizim açımızdan sıkıntılı. O yüzden hamile kalmadan önce lütfen bir diş hekimine muayene olurlarsa çok güzel olur. Çok kısa süre, 30 saniye. Şimdi çocukluktan başlayacağız dedik. Tamam, tekrar ebeveynlere, çocuklarımıza, izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bu kadar ürün var dedik. Ağız ve diş sağlığı bakım ürünü var ama temelde doğru diş fırçalama, diş macunu, diş fırçasını kullanmak yatıyor. Günde en az 2 kere herhalde. Evet. Her zaman söylendiği gibi. Diş macunu alırken, diş fırçası alırken hemen nelere dikkat edelim? Ucuzu var, pahalısı var. Bir sürü çeşit marka var önümüzde. En asgari ölçüde ne olması lazım? Onu sorayım en size. En asgari ölçüde kolay kullanabilebilecek bir diş fırçası olması gerekiyor. Şimdi mesela şekilli... Çok hızlıca alayım son cümlelerinizi. Çok, düz fırça olsun o zaman. Düz fırça olsun. Evet, yuvarlak uçlu düz fırçalar olsun. Pahalı, kullanılması... ucuz fırça kötüdür diye bir şey var mı? Ucuz fırçanın materyalleri, kılları kötüdür. Dolayısıyla çok fazla da ucuz fırçaya için... kaçmasına. Macun çok fazla önemli değil bizim için. Flor miktarı önemli. Flor miktarı. Ne yazması lazım florun? Öyle bir oran var mı? Baksınlar mesela diş macunu. Yani ne kadar florlu o kadar iyi diyebiliriz. İyi diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Hem genel ağız diş sağlığı bakımı hem de sizlerin uyguladığı evde, iş yerinde, hani iş yerine de aslında gidiliyormuş. Diş bakım tedavilerinden bahsetmiş olduk. Gerçekten çok iyi bir hizmet. Yaşlılar için, hekime gidemeyenler için, çalışanlar için, yoğun çalışanlar için sunulan insanın ayağına diş hekimi geliyor bir anlamda diyelim. Diş hekimi, evet, ve diş ekipmanları geliyor. Çok güzel bir hizmet. Bu konu hakkında da ihtiyaç duyanlar varsa buradan bilgilendirmiş olalım. Evde diş tedavi hizmetleri de özel sektörde yapılabiliyor. Çok, evet, teşekkür ederim. Doçent Doktor Ali Çağan Yüzel, endodonti uzmanı ve diş hekimisiniz. Hı-hı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bugün de evde diş bakımını bilgisini izleyicilerimize vermiş olduk. Bugünkü ilk katkılarımızdan biri de bu oldu herhalde. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için. Ağız diş sağlığı önemli. Önemli. Hemen dişleri fırçalamaya, evet, bugünden sonra biraz daha özen göstersek çok daha iyi olacak. Aynen herhalde. Öyle. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programını bugün de sonuna geldik. Tam iyilik halinde kalmanızı dileğiyle. Hoşça kalın.